Şimdi kurallara bakarken, kuralları kurcalarken ne dedik? Kuralın deny olması ya da grant olması bizim bağlantı yapamayacağımıza karışabiliyor. Ama buradaki kuralları kullanarak siz ayrıntılı işler yapabiliyorsunuz da bu kurallara bizim ihtiyacımız olmayacak. Bu kuralları sileceğiz birazdan. Ondan önce şu Routing Get Remote Access ile ilgili kural var ya, onun bir özelliklerine gidin. Bir özelliklerine. Orada göstereceğim bir iki bir şey var. Onunla ilgili. Şunun özelliklerine gidiyorsunuz. Şu kuralı kurcalamaya başlayalım. Yukarıdan aşağı doğru. Şimdi Policy State kısmına bakarsanız Policy Enabled görüyorsunuz. Policy Enabled'ın esprisi şu, bu kural çalışıyor ve etkileyen birisi varsa eğer, etkileyen birisi varsa bu kural ona etki edecek anlamına geliyor. Tamam. Yani buradaki Enabled'ın esprisi kuralın çalıştığı anlamına geliyor. Tamam. Kuralın deny ya da grant edeceği anlamına gelmiyor. Sadece kuralın çalıştığı anlamına geliyor. O kadar. Fazlası değil. Şu alt taraftaki Access Permission kısmında da diyebiliyorsunuz ki bu kural ne yapsın? Bu kural ne yapsın kısmında Grant Access dediğinizde ne demiş oluyorsunuz? Adama izin verdi demiş oluyorsunuz. Deny Access dediğinizde de deny et demiş oluyorsunuz değil mi? Yani bu adam uyuyorsa polisi ona izin versin, uymuyorsa vermesin demek. Şu altta bir tane checkbox var. Bizim şu önemli bir checkbox o. Şu Ignore User Account Dialing Properties diye bir şey var. Şimdi bizim kullanıcılarımızın bu polislerden etkilenebilmeleri için özelliklerinin nasıl gelmesi lazım? Dialing tabının nasıl olması gerekiyor? Dialing tabının şöyle Control Access Network Policy Server falan filan böyle bir şey olması lazım değil mi? Şimdi ben şu adamı Allow Access dersem, Allow Access'e çekersem buraya bakılacak mı hiç? Hayır, bakılmayacak. Bu kurallara uyabilmesi için adamın şu halde olması gerekiyor. Şimdi ben Allow Access dedim ya, Allow Access. Allow Access ne demek? Bu adamın bağlantı yapacağı anlamına geliyor. Bir Allow Access deyip bir bağlantı yapın. Bir Allow Access deyin VPN 1'i. VPN 1 kullanıcısına bir Allow Access'e çekin. Sonra bir bağlantı yapmaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Normalde ne diyor bizim kural şu an? Deny edeceğim diyor değil mi? Ama biz Allow verdik. Allow. Bakalım bağlantı yapabilecek mi? Allow Access, Apply. Sonra bir daha bağlan diyorum. Çat diye bağlanıyor da. Niye? Allow Access'i olduğu için. Dolayısıyla buradaki kuralların etki edebilmesi için ne olması lazım? Bu adamın şu şekilde olması lazım. Bu şekilde gelmesi lazım ki şuradaki kurallara uyup olmayanı kontrol edilsin. Tamam, yapmış şey yok. Allow Access eşittir. Her durumda ben buna allow edeceğim demiş oluyorsunuz. Ama diyebilirsiniz ki ben bu adama allow verdim. Allow vermeme rağmen şuradaki polislere uyup uymadığı kontrol edilsin istiyorum. Allow vermeme rağmen. Adam buradaki polisler ne diyorsa ona uysun istiyorum. İşte onun checkbox'ı da şu. Ignore user account dialing properties. Yani diyor ki account'taki dialing properties'ini sen boş ver. Tamam. Burası ben ne dersem o olsun ayarı. Ben ne dersem dümdüz edeceğim ayarı. Tamam. Siz adama ne kadar allow verin, deny verin, ne verirseniz verin. Her durumda buradaki kurallar etki edecek adama. Eğer polisi uyuyorsa. Tamam. Deneyin hemen. Buraya allow access değil ya. Allow access'teydi. Allow access'teydi. Şu kuralı işaretleyin. Şu checkbox'ı işaretleyin. Sonra bir okey deyin. Ne olması gerekiyor benim dediğime göre? Adamın allow olmasına rağmen burası ne diyor? Deny diyor ya. O yüzden bağlantı yapamaması lazım. Bir deneyin. Hemen. Apply. Diyorum ki deny. Ne olursa olsun deny. Adama ne derseniz deyin deny demiş oldum. Tekrar bir bağlantı yapıyorum hemen. Bağlan. Der ki uyan polisi yok, bağlantı yapamaz. Tamam. Yani siz Allow Access verseniz de orayı işaretlediğiniz zaman dümdüz ediyor ayarı. Peki. Var mı şuralarla ilgili sormak istediğiniz şunlarla ilgili? Enable, kural etki etsin. Kuralın ne yapacağını burada belirliyorsunuz. Artı burası dümdüz olsun mu? Dümdüz etsin mi ayarı? Tamam. Peki. O zaman şu kuralları silelim. Hemen alttaki kuralı siliyorum. Alttaki kurala ihtiyacımız yok. Kendi kuralımızı yazacağız. Plate. Şu iki tane polisi de sileceğim. Delete. Okay. Sonra şu en üstteki polisi de delete deyip silmeye çalışıyorum.
Bana bir tane uyarı verecek. Silmeye çalıştığımda. Son polisiyi silmeye çalıştığımda. Diyor ki, bak diyor, senin şu silmeye çalıştığın polisi diyor, bu polis makinedeki son polis diyor. Eğer diyor ki bu polisi silersen diyor, hiçbir polisi olmadığı için ben kimin bağlanıp bağlanamayacağına karar veremeyeceğim diyor. Emin misin diyor. Yani burada söylediği şey şu, siz bunu silerseniz, silerseniz kimseye uyan bir polis yok ya, kimseye etkileyecek bir polis yok ya. Dolayısıyla kimseye etkileyecek bir polisi olmadığı için siz bu adamlara allow access verseniz de bağlantı yapmalarına izin vermiyor. Niye? Çünkü gerekli olan polis yok. Adamın ne izin olup olmadığını anlayamadığı için bağlantı yapmalarına izin vermiyor. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bakın burada hiçbir polis yok. Adamın allow'u var. Diyorum ki bağlan. Bağlantıyı yapamayacak. Niye? Çünkü uyan bir polis yok. Hiçbir polisi kalmadı. Kontrol edemiyor adam çünkü. Tamam? Dolayısıyla kullanıcılarınıza allow access verdiyseniz ve çalışabilmesini istiyorsanız eğer bu adamlara uyan polisler olması lazım ki bağlantı yapabilsinler. Birazdan demek istediğimi daha net anlayacaksınız zaten. Tamam. Yani burada polisi olması lazım. Polisi olmadan hiçbir kural çalışmıyor. Hiçbir kural etki etmiyor. Ne yaparsanız yapın çalışmıyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Şimdi bir tane polisi yapalım. Kendi polisimizi oluşturalım. Network polisi ise sağ tıkladım, new dedim. Network polisi sağ tıklayıp new. Mesela yapacağımız polisi şu olsun. İşte hafta işleri bizim VPN test diye bir grubumuz olacak. Hafta işleri VPN test grubu VPN yapabilsin. Hafta işleri test grubuna VPN izin vereceğiz. Tamam. Yazalım polisi ismimize. Hafta içi VPN test kullanıcılarına VPN yapma izni. Şöyle bir kural isim verdim. Hafta içi VPN test kullanıcılarına VPN yapma izni. Niye bu kural yazıyorum? Şuradaki Network Access Server kısmında da Unspecified yazıyor ya. Oradan da neyi seçeceğiz? Görebilen var mı? Remote Access Server değil mi? Yani Remote Desktop Gateway diye bir şey görmeniz, DSCP Server, bunlar NAT ile ilgili olaylar. Onlarla işimiz yok. Bizim seçeceğimiz şey şu. Remote Access Server. Bu kuralı hangi tür VPN server ya da hangi tür uzaktan bağlantı cihazı için yazdığınızı söylüyorsun burada. Next. Şimdi gelelim condition kısmına. Kural yazarken en önemli kısım conditions kısmı. Conditions kısmı kullanıcıların uyup uymayacağı bir takım ayırt edici özellikler söylüyorsunuz. Nasıl? Şuradan bir add deyin. Add dedikten sonra şöyle bir takım söyleyebileceğimiz conditionlar geliyor. Bakın conditionlar kısmında bir takım söyleyebileceğim şeyler var. Mesela domaindeki kullanıcıları göstermek istiyorsanız Windows grubu seçiyorsunuz mesela domaindeki kullanıcıları. Mesela VPN 1 diye bir kullanıcımız var. Biz onu göstermek istiyorsak onu seçmemiz lazım. Yalnız kullanıcı diyorum da bakın bunların hepsi grup. Windows grubu, işte makine grupları, işte user grupları falan filan. Hepsi bunların grup. Dolayısıyla siz atıyorum VPN kullanıcılarına izin vermek istiyorsanız, ya da doğrusu VPN 1 kullanıcısına izin vermek istiyorsanız ne yapmamız lazım burada VPN 1'e izin vermek için? Bunu bir gruba üye yapıp gruptan göstermemiz lazım. Tamam? Yoksa direkt bu şekilde gösteremiyorsunuz. Yani ben VPN 1'e izin vermek istiyorum diye bir şey yok. VPN 1'in üye olduğu grubu göstereceğim diye bir şey var. Tamam? Direkt kullanıcılara izin vermek yerine gruplara izin veriyorsunuz. O sebeple biz bir grup yapalım hemen. Gelin Clone 1'e. Clone 1'e. Clone 1'de bir tane grup yapalım. Users'ın altına. Grubun adı ne olsun? New Group. Bunu yapmak için sağ tıklayayım. New Group dedim sadece. Users'ın altındayım. New Group. Grubun adı ne olsun? VPN Test falan olsun. VPN Test. Okey. VPN test diye bir grubum var şu an. Şu VPN 1 kullanıcısını da şu grubun üyesi yapacağım. Grubun üyeliklerini nasıl belirliyordum hatırlayan var mı? Sağ tıklarsanız gerekli cevabı bulacaksınız sağ tıklarınızda. Bakın sağ tıklıyorum VPN 1 kullanıcısına. Ben VPN 1 kullanıcısının VPN test grubunun üyesi yapmak istiyorum. Yapmak istediğim şey bu. VPN 1'e sağ tıkladım. Bakın şurada add to a group var.
Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Edit grup. Gruba üye yap. Seçtim. Buraya da VPN testi yazıyorum. VPN test. Okey. Evet, okey. Durum şu. Bir tane kullanıcı. VPN 1 diye bir kullanıcınız zaten vardı. VPN test diye bir grup yaptık. Şu kullanıcıyla bu grubun üyesi yaptık. Yaptığım şey bu. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü orada kullanıcı gösterme diye bir şey yok. Grup gösterebiliyorsunuz. O yüzden mecburen adamı gruba üye yapmak lazım. Var mı grup ve kullanıcıyı yapamayan? Peki. Şimdi gelin Clone 2. VPN test grubunu gösterelim. VPN test grubunu göstermek için şu alt taraftaki user groups'a gidiyorum. User groups'a gidip şuradan add dedim. Sonra add groups deyip şu bizim tanıdık pencereye erişiyorum. Sonra VPN test yazıyorum buraya. Şöyle bir daha göstereyim. Şuradan user group seçtim, gözükmüyor da. Şuradan bir add dedim sonra. Sonra add groups dedim. Sonra da buraya kullanıcının grubun adını yazıyorsunuz. Kullanıcı diyorum, grubun adını yazıyorsunuz. Okey. Ve de okey. Var mı grup göstermeyen? Peki şu an VPN test diye bir grup gösterdim. Bizim bu kuralı yapma amacımız neydi? VPN test kullanıcılarına VPN yapma izni vereceğiz değil mi? Hafta içi ama. Hafta içi yapmak istiyoruz ya. Biz şu an ne demiş olduk? Nerelik? Dedik ki bu kurala uyacak adamlardaki ilk şart VPN test grubunun üyesi olması. İlk şart. İlk şartımız bu. İlk şartımız bu şekilde ya. Biz ne istiyoruz bir de? Hafta içi VPN yapmalarını istiyoruz sadece. Onun dışında yapamasınlar. O sebeple ben condition'ı bu şekilde bırakmıyorum. Condition'ı bu şekilde bıraktığınız zaman uyacak tek şey ne? Adam VPN test grubunun üyesi ise demiş oluruz. Peki hafta içi gelip gelmediği nasıl kontrol edeceksiniz? Ona da bir add diyeceksiniz. Add. Add dedikten sonra şu aşağılara inerseniz şöyle biraz. Day and time restrictions kısmı var. Gün ve zaman kısıtlamaları. Add dedim. Biz ne zaman istiyoruz? Hafta içi istiyoruz ya. Hafta içi. O sebeple bakın şu beyaz gördüğünüz yerler neymiş? Denied'miş. Denied ne demek? Yasaklıyorum demek. Biz ne istiyoruz? Hafta işleri, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma permit olsun bu adamlara. Şöyle seçtim. Şuradan tutup şöyle seçtim. Sonra permit dedim. Okey. Şimdi ne demiş olduk? VPN test kullanıcıları hafta içi herhangi bir zaman geliyorsa VPN yapabilsinler demiş olduk. Şimdi buradan çıkarmanız gereken sonuç şu. Bir kullanıcı mesela VPN test grubunun üyesi ise VPN 1 kullanıcısı. VPN 1 kullanıcı cumartesi, pazar günü herhangi bir saatte geliyorsa bu adamın VPN yapamayacağı anlamına geliyor. Değil mi? Bizim yaptığımız şey bu. Ne bu? Yaptığımız kural hafta içleri VPN test kullanıcılara izin veriyor demek. Dolayısıyla VPN 1 kullanıcı cumartesi pazar gelirse VPN yapamayacak demek. Buradaki olay şu. Eğer bir kullanıcının VPN yapabilme izni vermek istiyorsanız buradaki kuralların tamamına uyması gerektiğini unutmayın. Tamamı uymazsa adam VPN yapamayacak. Mesela birazdan başka conditionlar da koyacağız. Adam mesela SSTP VPN yapıyorsa gelsin.
Şimdi adam hafta içi geldi. VPN test kullanıcısının üyesi mi? Evet. Ama SSL bir VPN yapmıyorsa yine VPN bağlantısı yapamayacak. Tamam. Buradaki olay şuradakilerin hepsinin uymasını gerektiriyor. Buradaki kurallar uymazsa adam ne VPN yapabiliyor ne de yapmıyor. Tamam. Bu kurallar, bu conditionlar adama uyacak kriterler. Bunlar uymazsa VPN bağlantısı yapamayacak. Ya da bu kuraldan etkilenmeyecek desek daha doğru olacak. Tamam. Bu kuraldan etkilenebilmesi için kullanıcının bu saatlerde şu kullanıcının şu grubun üyesi olarak gelmesi lazım. Next. Şimdi biz ne istiyoruz? İzin vermek istiyoruz değil mi? O yüzden access granted diyeceğiz. Access granted. Access denied derseniz adama izin vermemiş oluyorsunuz. Peki şu alttaki ne yapıyor? Tanıdık geliyor olması lazım artık. Aynen öyle. Adamın dining properties ne diyorsa desin, sen boş ver, burası olsun. Zaten yanına bakarsanız override network body server diyor. Diyor ki network body server üzerine yazar diyor. Üzerine basar diyor. Dümdüz eder diyor. Söyleyişi yok. Peki biz izin vermek istiyoruz. Exit granted. Next. Buraları konuşacağız. Next. Buraları da konuşacağız. Next ve next ve finish deyip bitiriyorsunuz. Onların ne olduklarını anlatacağım birazdan. Şöyle bir yapalım sonucunu görelim. Ve de finish. Peki şu VPN biri demin elebox sesi çekmiştiniz ya. Tekrar control network police server'a çekin. Tekrar eski haline getirin. Sonra bir test yapalım. Clone 1'e gittim. VPN 1'in özelliklerine gittim. Dining tabından network police server tarafından kontrol edecek diyorum. VPN 1 kullanıcısını. Bunu yaptıktan sonra VPN 1 ile tekrar bir bağlantı yapmaya çalışın. Bakalım bağlantı yapabilecek mi? Yapabiliyor olması lazım değil mi? VPN 1 kullanıcısı VPN test grubunun üyesi. Hafta içi mi? O da evet. Tamam, o zaman yapabilecek. Tamam. Peki VPN 1 kullanıcısı hafta sonu gelse VPN olmayacak mi? Yapamayacak. Yalnız bu yapamayacak anlamına geliyor deyip duruyoruz da ortaya çıkan sonucu söylüyoruz aslında. Adamın hafta sonu geliyor olması şu kuraldan etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Bu kuraldan etkilenmiyor. Niye? Çünkü bu kural ne zaman etki ediyor? VPN test ise hafta içi ise. Şimdi VPN test tamam burası uyuyor da bu uyuyor mu? Hafta sonu geldiği için uymuyor. O yüzden kural etki etmiyor adama. Tamam. Bu conditionların yaptığı şey adamın kurala etki edip etmeyeceğini söylüyor. Bu. VPN test kullanıcısı mı? Evet. Hafta içi mi? O da evet. Dediği için de direkt adam grant access'i alıyor. Peki deneyelim hemen. Okey. Sonra bağlantı yapmaya çalışıyorum. Gerçek makinamda. Connect. Kullanıcı adı VPN 1. Şifresi password 1. Tamam, direkt geçelim. Password 1. Hadi bağlan. Çat diye bağlanalım. Kolu yaptıktan sonra bağlanamayan var mı? Kolu yaptıktan sonra bağlanamayan. Peki VPN bağlantısını koparın. Bir de admin'le bağlanmaya çalışın. Bakalım admin bağlanabiliyor mu? Administrator kullanıcısı da deneyin bakalım. O bağlanabilecek mi? VPN bağlantısını koparın. Sonra administrator kullanıcısına bağlantı yapın. Ne olmasını bekliyoruz? Sebep? Şeyin özelliğinden dolayı. VPN'in özelliği o. Administrator bile olsa izin verildikten sonra. Aynen öyle. Yani olay şu. İkinizin dediği şeyle doğru. İkinizin dediğini birleştirecek olursak ortaya çıkan şey şu. Admin'e uyan şurada bir kural yok. Admin için gerekli olan bir kural olmadığı için adam ne grant alıyor ne deny alıyor. Uyan kural yok çünkü. O yüzden adam bağlantı yapmasına izin vermiyor. Sonuç olarak deny alıyor belki ama uyan kural olmadığı için deny alıyor. Tamam. Deneyelim hemen. Bağlantıyı kopardım. Disconnect ettim. Sonra tekrar bağlan diyorum. Connect. Bu sefer VPN 1 değil de administrator ile bağlanmaya çalışıyorum. Password 2. Der ki sana uyan polis yok. Şöyle şey bu.
Uyan polis olmadığı için de bağlantı yapamazsın diyor. Söylediği şey bu. Tamam. Yani sizin burada birisinin bağlantı yapmasına izin vermek ya da bağlantısını deny etmek istiyorsanız uyan bir polis yazmanız gerekiyor ki adamlar VPN yapabilsinler. Tamam. Peki. Var mı problem buraya kadar? O zaman bir kural daha yazalım. Bir kural daha. Kural da herkesin SSB VPN yapmasını mecbur bıraksın. Herkes SSB VPN yapmıyorsa bağlantı yapamasın. Yani buradaki olay şu. Kullanıcılarınız SSB VPN yaparak giriyorlarsa bağlantı yapabilsinler diyeceğiz. Yapmak istediğim bir şey bu. Yani BBTP kullanamasınlar, FTP kullanamasınlar, sadece SSB kullansınlar istiyoruz. Başka VPN türü kullanıyorlarsa gelemesinler, bağlantı yapamasınlar istiyoruz. İstediğim şey bu. Bir tane polis yapıyoruz hemen. Network polisi ise bir salıklarım new dedim. New. Polisimizin adı şu olsun. Bunu da şöyle yapalım. Herkes SSTP kullanmak zorunda kalsın falan. Herkes SSTP kullanmak zorunda kalsın. Network Access Server kısmında da Remote Access Server'ı gösterdim. Ve de Next. Şimdi bizim istediğimizde herkesi göstermem lazım değil mi? İlk condition'da herkesi göstermem lazım. Şimdi herkesi nasıl gösterebilirim? Ben bütün kullanıcıları göstermek istiyorum. Bütün kullanıcıları ifade eden bir grup göstermek istiyorum orada. Ne gösterebilirim? Yok. Orada bir grup göstermem lazım. Nasıl demin VPN test diye bir kullanıcı grup gösterdim? Olabilir. Ama daha güzeli var. Orada. Yok. Bir add diyelim. Ben bütün kullanıcıları göstermek istiyorum ya. Şuradan user groups'a tıklayıp add dedim. Sonra add groups deyip, add groups deyip buradan bütün kullanıcıları göstermem lazım. Bütün kullanıcıları. Şimdi burada şunu düşünmeniz lazım. Bizim domaindeki bütün kullanıcılar aslında kullanıcı adı şifresini tanıtmadan bir şeyler yapamıyorlar değil mi? Mesela VPN bir kullanıcısıyla siz bir paylaşıma gitmek isteseniz size kimsin nesin diye soracak. Ya da adminle atıyorum bir klasör üzerinde yetkilendirme yaptınız, paylaşımla ilgili hak verdiniz adama. O paylaşıma giderken yine bir kullanıcı adı şifre soracak. Aynı şekilde VPN yaparken ne oluyor? Size kullanıcı adı şifre soruyor. Dolayısıyla siz her durumda neyden geçiyorsunuz? Authentication'dan geçiyorsunuz değil mi? Her durumda kullanıcı adı şifrenizi söylemek zorunda kalıyorsunuz. dolayısıyla siz her durumda kullanıcı adı şifrenizi söylediğiniz için siz authenticated user denen bir şey oluyorsunuz. Neyse, authenticated users'dan vazgeçtim. Şunu göstereyim. Şuna add deyip, add groups deyip domain users'ı gösteriyorsunuz. Ama dediğim şeyi unutmayın. Siz kullanıcı adı şifre söylüyorsanız eğer authenticated user'lardan bir tanesi oluyorsunuz. Ama siz buraya domain users'ı gösterin. Herkesi ifade etmiş olalım. Şu. Okey. Okey. Şimdi ne demiş oldum? Ben domaindeki bütün kullanıcılar demiş oldum değil mi? Domaindeki bütün kullanıcılar. Dolayısıyla bu kurala kimler uyacak? Domaindeki bütün kullanıcılar şimdilik. Peki. Biz ne yapsın istemiştik? Bu adamlar sadece SSTP VPN yapabiliyorsa gelsinler. Onun dışında gelmesinler. Madem biz Clone 3 üzerinde SSTP VPN'i aktif ettik. SSTP VPN'i aktif ettiğimiz için de dışarıdan bağlanan adamlar hep güvenli VPN'i kullansınlar. Daha başkalarını kullanmasınlar istiyoruz.
Şimdi o sebeple condition olarak diyeceğim ki SSTP VPN kullanıyorlarsa diyeceğim. Bir add dedim. Add. Sonra aşağılara iniyorsunuz. Şöyle. Şurada tunnel type diye bir şey var. Tunnel type şu. Oraya tıklayıp bir add diyorsunuz. Gerekli olan kısmı görüyor olmanız lazım. Şurada SSTP. Eğer kullanıcılarınız DPDP ile gelsin istiyorsanız bunu, HTTP için bunu, SSTP için bunu, ama 2 versiyon 2 için bir şey yapmak lazım. Ondan daha sonra konuşuruz, göstereyim nasıl bir şey olduğunu. Eğer 2 versiyon 2 ile gelsin istiyorsanız buradaki polisler yetmiyor, bir şey daha yapmak gerekiyor. Tamam? Peki biz şu an SSTP şart koşmak istediğimiz için oradan SSTP'yi seçtik. Okey. Ve durum bu. Ne demiş olduk? Domaindeki herhangi bir kullanıcı VPN yapıyorsa mutlaka SSTP kullanmak zorunda kalsın demiş olduk. Ama bunlardan yapıyorsa, herhangi bir tanesini kullanıyorsa eğer, o zaman ne demiş olacağız? Bu kural uymasın demiş olduk. Değil mi? Bu kural uymayacak ona. Peki kuralın ne yaptığını söyledik mi? Hayır. Bir sonraki adımda onu söyleyeceğiz. Next. Diyorum ki access granted. Bu kurala uyanlar bizim polisimizden etkilensinler diyoruz. Ve bu polisi izin versin diyoruz. Çok yaşa. Peki bir sonraki adım. Az önce bunlardan konuşmamıştık. Bunların ne olduklarını şöyle basitçe anlatayım. Çok detayına girmeyeceğim. Şu alttaki kısımda gördüğünüz her birisi aslında kullanıcı şifre verdiğinizde doğrulamadan geçmenizi sağlayan protokoller. Yani şu alt taraf kullanıcı adı şifre söylüyorsanız geçerli olan protokoller. Şimdi bunlar ne demek? Şu demek. Bir kere şunu söyleyeyim önce. Bütün Windows'lar artık şunu kullanıyor. MSChop version 2. MSChop version 2. Yani bir Windows XP kullanıyorsanız ve Windows XP client VPN yapmaya çalışıyorsak kullanıcı adı şifresini bununla söylüyor. Bu bir konuşma diliymiş gibi düşünebilirsiniz. Adamlar bu dille anlaşıp kullanıcı adı şifrelerini söylüyorlar. Bir kere şöyle aşağı doğru indikçe buradaki protokoller eskimeye başlıyor. Eskimeye başladığı için de bunların güvenlikleri düşüyor. Mesela en basından şurada bir şey var. Unencrypted authentication var mesela. Unencrypted ne demek? Direkt şifre clear text gidiyor demek. Clear text açık bir şekilde gidiyor. Yani birisi oturup bakarsa eğer sizin şifrenizi çat diye alabiliyor mesela gibi. Ama şu en güvenlisi ki bütün Windows'lar bunu kullanıyor artık. Yani şöyle bir ortamınız olması lazım. Ben MSChop version 2 kullanmak istemiyorum ya da chop kullanmak istemiyorum da şunu kullanmak istiyorum demeniz için tek bir ortam olması lazım. Bir cep telefonu ya da Windows 98 client client VPN yapıyorsa ortamınıza ben bunu kullanacağım demeniz lazım. Yani bunların burada olmasının esprisi ne? Şöyle tekrar şu hale getireyim. Bunların burada olmasının esprisi ne? Eskilerin burada durmasının esprisi ne? Her ihtimale karşı eski clientler de VPN yapabilsinler diye var. Tamam? Yani şu şekilde bıraksanız bile gayet çalışacak. Tamam? Yani bu kullanıcılarınız size VPN yaparken kullanıcı adı şifrelerini ne dille söylesin ayarı. Daha doğrusu ne kadar güvenli söylesin ayarı. Yaptığı şey bu. Yani şunu bırakıyor olmanız bile gayet yeterli. Diğerlerine ihtiyacınız yok. Yani chop neymiş, işte encrypted authentication chop neymiş falan filan. Bunların hiç bilmenize gerek yok. Bilmeniz gereken tek şey şu. Herkes bunu kullanıyor şu anda. Peki. Şu alt taraflarında şu iki tanesinde var, diğerlerinde yok. Bakın şu iki tanesinde bir şey var. User can change password after it has expired. Dediği şey şu, kullanıcının şifresi dolduğunda şifresini değiştirebilsin. Şimdi şifresini değiştirebilsin de şifresini ne zaman değiştirebiliyor bu adam? VPN yaparken kullanıcının şifresi dolarsa eğer, ki şifreler bir süre sonra doluyor da hatırlıyorsanız. Şifreler dolarsa eğer, şifresinin süresi dolarsa eğer, VPN yaparken şöyle bir tane pencere çıkıyor. Diyor ki senin şifren dolmuş. Yeni şifreni gir, onayla. Şöyle iki tane pencere çıkıyor. Bir pencere içerisinde iki tane text box. Bunları dolduruyorsun. Yeni şifrem şu olsun, bu olsun. Şimdi bu aslında duruma göre sıkıntı çıkarabilir. Siz kullanıcıya diyebilirsiniz ki kullanıcı VPN yaptığında şifresini dolduysa VPN yapamaz. Şifresini mutlaka şirketin içerisinden değiştirsin. Niye böyle bir güvenlik önlemi alırsınız? Düşünün adam internet kafeye gitti. İnternet kafede açtı VPN bağlantısını. Şirkette VPN yapmaya çalışıyor.
Sonra şifresi de dolmuş. Şifresi sorma ekranı çıktı karşına şöyle. Adam yine şifresini girdi. Onayladı falan filan. Arka tarafta da şifreyi çalan bir yazılım var. Adamın şifresini çaldı. İşte o durumlarda diyebiliyorsunuz ki VPN yapıyorsa şifresini değiştirmesin. Yine şirket içerisinden gelsin değiştirsin. Tamam, yaptığı şey bu. Peki şurada altta bir tane daha checkbox var. Onlar ne olduğunu söyleyeyim. Şu alttaki checkbox'ın yaptığı şey şu. Bu VPN server ile client konuştuktan sonra çıkabildikleri en güvenli authentication metoduna çıkmasını sağlıyor. Yani düşünün, siz bunların hepsini işaretlediniz. Hepsi işaretli. Hepsi şu şekilde işaretli duruyor. Siz 98 client falan filan varsa da gelsin dediniz mesela. Öyle bir ortam. Şimdi VPN client VPN server'a bağlantı yapmaya çalıştığında VPN client'la server konuşuyor. Diyor ki VPN server client'a, sen en yüksek hangi authentication metodunu destekliyorsun? İlk sorduğu şey bu. O da diyor ki ben MS Chat version 2 kullanıyorum. Mesela Windows XP client. O zaman diyor ki gel sen de şundan konuşalım diyor. Yaptığı şey bu. Negotiating demesinin esprisi de anlaşalım, ortak bir yol bulalım anlamında söylediği şey. Tamam? Yani bunların hepsini seçmeniz de bir dezavantaj değil. Çünkü client'lar en yüksek kullanabiliyorsa eğer, ki VPN server'la o şekilde haberleşiyorlar. Peki. Şu şekilde kalması bile gayet yeterli. Geldiğini işaretlemenize gerek bile yok. Şu app types kısmı da kullanacağınız şifrelerini girmek yerine başka authentication metotları kullanacak demiş oluyorsunuz. Mesela biliyorsunuz smart card diye bir şey vardı, hatırlıyorsun değil mi? Smart card. Kullanacağınız şifre girmek yerine smart card takıp öyle oturum açabiliyoruz mesela. Aynı şekilde VPN'lere var aynısı. VPN server'lara var. VPN server'ınıza bağlantı yaparken smart card'ınızı takıp öyle oturum açabiliyorsunuz. Yalnız smart card kullanabilmek için şuradaki app types'tan add deyip ben smart card kullanmak istiyorum demeniz lazım. Tamam. Bunu eklemezseniz kullanıcı smart card'ını göstermesine rağmen oturum açamıyor. Tamam. Bunu buraya eklemeniz lazım ki kullanıcı VPN bağlantısı yapabilsin. Şuradaki app dediği şey de encrypted authentication protocol miydi? Neydi? Açılım vardı. Hatırlamıyorum şimdi açılımı da. Bu app'ın esprisi şu. App eşittir sertifika demek. Bunu sağda solda çok göreceksiniz. O yüzden söylüyorum. Sınavlara falan girerseniz adam app type yazıyor falan filan sağda sonra. Bunların sertifika demek. App eşittir sertifika. App kelimesi geçiyorsa eşittir sertifika ile bir authentication metodunu kullanıyorsunuz demek. Peki. Bir next. Next demeden önce buraya da ilgili sormak istediğiniz varsa sorunu söyleyeyim. Yoksa bir sonraki adıma geçeceğiz. Peki bir sonraki adım. Bir sonraki adım. Bunda bir takım işler yapabiliyorsunuz da. Bunlar çok eskiden kalma şeyler olduğu için çok hepsine değinmeyeceğim. Sadece önemli olanlara değineceğim. Şurada idle timeout diye bir şey var. Idle timeout. Idle timeout'un yaptığı şey şu. VPN bağlantısı yaptıktan sonra siz hiçbir şey yapmazsanız, daha doğrusu hiçbir paket gönderip almazsanız, hiçbir erişim yöntemi kullanmazsanız eğer, hiçbir hareket göstermezseniz diyebiliyorsunuz ki şu kadar sonra adamın oturumu kopsun. Yani mesela ben dedim ki şuraya işte 10 dakika yazabilirsem 10 dakika. Dedim ki kullanıcı 10 dakika boyunca hiçbir iş yapmazsa onun oturumunu kopar. Ki bu gayet işe yarayabilir. Adam sürekli bağlantı yapmasın da işte işi bittiyse belki çıkmayı unuttu. Siz 10 dakika sonra otomatik olarak kop demiş oluyorsunuz. Tamam, yaptığı şey bu. Session timeout kısmında kullanıcı maksimum oturumunu ne kadar kullanabilsin diyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Mesela ben şurayı 60 dakika yaparsam demiş oldum ki bizim kullanıcılar VPN yaptıklarında maksimum 60 dakika boyunca oturumlarını kullanabilirler. 60 dakika geçtikten sonra ne olacak? Adamın oturumu disconnect olacak. Tekrar bağlanması gerekecek. Yaptığı şey bu. Bu gayet işe yarayabilen bir şey. Niye? Mesela biz gerçi bunu da yapmadık. Az önce mesela hafta içi falan dedik ya, hafta içleri VPN bağlantısı yapabilsin dedik mesela. Adam şunu yaptı. Cuma günü saat 23.59'da geldi. 23.59'da. Şimdi 23.59 adama uyan bir kural mı? Evet, biz de dedik. Cuma günü son saate kadar dedik ya. Cumartesi olmadan. Şimdi adam 23.59'da geldi. 23.59'da gelirse siz ona hiçbir zaman kopma dediğiniz sürece adam VPN bağlantısını yine bağlı tutabiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Adam 23.59'da geldi. Cumartesi
ve pazarda VPN bağlantısını kullanabiliyor demek. Neden? Çünkü yaptığınız ayarların etkilenmesi için bir kere kopmanız, sonra tekrar bağlantı yapmanız gerekiyor. Ama siz derseniz ki adam 60 dakika boyunca bağlantı kıvalı kalsın. Adam 23.59'da geldi. Ondan sonra 00.59'da disconnect oldu. Tekrar bağlanmaya çalıştığında bağlanamayacak. Niye? Çünkü kural uymuyor artık. Cumartesiye geçti ya, bir saat geçti artık cumartesiye doğru. O sebeple bağlantıyı yapamayacak demek oluyor. Tamam. Şu iki tane ayar işe yarayabilir. Yani şunlar çok işe yarayan bir şeyler değil de, eğer adam işte eskiden dial-in bağlantılar falan vardı. Telefonla bağlantı yapıyordunuz, numaraya bağlantı yapıyordunuz direkt. İşte şu numaraya bağlantı yapıyorsa VPN bağlantısına izin versin. Ya da DN Time Restrictions diye bir kısım var. Mesela demin yaptığınız şeyle aynı. Biz dedik yani şu adamlara hafta içi gelsinler dedik sadece. Buradan da aynısını diyebiliyorsunuz. Şu saatlere gelsin, bu saatlere gelsin diyebiliyorsunuz. Yalnız olay şu. Burada verdiğiniz ayarlar ile şu conditions tabında belirlediğiniz süreler aynı olmak zorunda. Aynı olmazsa bağlantı yapamıyor adam. Haberiniz olsun. O yüzden bunu kullanmaya çok gerek yok. NAS Port Type'da bunun yaptığı şey de şu. Kullanacağınız hangi uzaktan bağlantı yöntemleriyle geliyorsa izin vereceğim diyorsunuz. Mesela bizim kullanacağımız hep neyle geliyor? VPN ile geliyor ya. İşte VPN'i seçeceksiniz buradan. Adama izin vermek istiyorsanız. Bunların ne oldukları şu an için önemli değil. Ama önemli olan işte başka tip bağlantılar olduğunda onlara da şu bağlantıyı mutlaka kullanmak zorunda bırakabiliyorsunuz. Şart koşabiliyorsunuz. Peki. Buraya ilgili sormak istediğiniz var mı? Peki bir sonraki adım. Next kısmı. Şu Radius Attributes kısmında işimiz yok. Şu alt kısımla ilgileneceğiz. Route Get Remote Access kısmıyla ilgileneceğiz. Şu alt tarafta. Routing Get Remote Access kısmında yani şu multi-link denen bir olay var da yani çok kullanacağınız bir şey değil. Basitçe şöyle söyleyeyim. Milattan kalma bir şey bu. İki tane 56K modeminiz olduğunda bunları tek bir modemmiş gibi çalıştırıp hızı arttırabiliyordunuz. Yani 128K falan yapabiliyordunuz. Vardı eskiden de. Buna da Bandwidth Allocation Protocol deniyor. Yani bunda çok işiniz olmayacak. Şimdi gelelim IP Filters kısmına. IP Filters kısmı işimize yarayacak şeylerden bir tanesi olacak. Niye işimize yarayacak? IP Filters'ın yaptığı şey şu. VPN'le bağlanan adamların gidebileceği yerlere karışabiliyorsunuz. Diyebiliyorsunuz ki aslında bunu yapmaya çalışmıştık da yapmıştık da çalışmamıştı hatırlıyorsanız. Buna benzer bir şey yapmıştık. Mesela şu makina, şu klon, şu gerçek makineniz içeriye VPN bağlantısı yaptığında sadece domain controller erişebilsin, başka bir yere erişemesin istiyorsunuz mesela gibi. Ya da domain controller sadece ping atabilsin, başka bir yerine erişemesin. Ya da sadece gidip DSP'den IP alabilsin. Ya da gidip sadece web sitesine gidebilsin gibi her şeyine karışabiliyorsunuz filtreler sayesinde. O filtrelerden birazdan yapacağız. Yaptığımız zaman göreceksiniz daha net olarak. Encryption kısmında kullanıcı bağlantı yaparken VPN server ile client arasında ne gibi bir encryption olsun kısmını seçiyorsunuz. Mantıken şuradaki en yükseğini seçmek lazım. En yükseğini ki bu en yüksek olan 128 bit karakterinde şifre kullanabiliyorsunuz. Peki niye hepsi checkbox'ı geliyor? Neden checkbox'ı geliyor olabilir? En yüksek geçerliyken niye diğerlerini kullanırsınız ki? Ki en alttaki no encryption. Encryption olmasın demiş oluyorsunuz. Daha düşük versiyonlu client'ların. Aynen öyle. Daha düşükleri varsa lazım olursa bak bunları da kullanabilirim diye burada işaretli geliyorlar. Tamam. Pek lazım olacak şeyler değil. IP settings kısmında VPN yapan adamlara hangi IP'yi vereyim onu soruyor bana. Şimdi VPN yapan adamların hangi IP alacağını belirlerseniz sıkıntı şuradan olacak. Bakın şöyle düşünün. Ben şimdi VPN bağlantısını yaptım. Dedim ki bu VPN bağlantısını yapan adama ben 192, 168 işte bir 100 IP'sini verdim. Sonra bir kişi daha bağlantı yaptı. Şimdi o kişiye de şu IP'yi vermem lazım. Sadece tek bir IP gösterebiliyorsunuz oradan. Bakın önünüzden. Tek bir IP'yi gösterebiliyorsunuz. Şimdi hatırlıyorsanız bizim kullandığımız networklerde aynı IP'yi iki tane makine kullanamıyordu. İyi de o ayar niye var ki o zaman orada? Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Ben diyorum ki şu IP'yi alsın bağlantı yapan adam. 192,
168, 1, 100. Mesela şu IP altınları istiyorum. Şimdi VPN ile kaç kişinin bağlanacağı belli değil. Aynı zamanda siz adama tek bir IP vermiş oluyorsunuz. 10 tane makineye nasıl tek IP verebilirsiniz ki? Değil mi? Mantıken veremezsiniz. İşte o sebeple buranın olmasının esprisi şu. Şöyle şu ortamdan göstereyim, daha iyi olacak. Hani biz site to site VPN balansı diye bir şey yapmıştık değil mi? Site to site VPN. Site to site VPN ile biz nereleri bağlıyorduk? İki taraftaki VPN server'ı bağlıyorduk değil mi? İki taraftaki VPN server'ı bağlarken kaç tane IP'ye ihtiyacımız var? Bir tane. İşte o IP'yi belirlemek için orada var. Tamam. Yani dışarıdan VPN ile bağlanan makinelere değil de VPN serverları birbirine bağlarken şu IP'leri kullansınlar diye belirleyebiliyorsunuz. Şu adamın IP'si şu olsun, bununki de bu olsun demek için. Peki. Biz diyoruz ki server ne verirse onu ver. Next. Ve de finish. Var mıdır problem buraya kadar? Peki VPN bir kullanıcıyla PPDP bağlantı yapın. VPN bir kullanıcıyla PPDP bağlantı. VPN bir kullanıcısıyla PPDP bağlantı yapın. Normalde bizim yazdığımız kurallara göre yapamaması lazım değil mi? Yazdığımız kurallara göre yapamaması lazım. Öyle değil mi? Deneyelim. Biz herkesi SSTP kullanmak zorunda bıraktık. Ama konnektörüm VPN 1 ile bildiğiniz PPDP bağlantı yapacağım. Bakın Properties'ten Secure tabına gidersek adam PPDP ile bağlanıyor şu an. Bağlan diyorum. Çat diye bağlanıyor. Hani SSTP kullanmak zorunda kalacaklardı? Ne oldu? Problem ne? Problem? Kimdir orada? Çok doğru söylüyorsun. Bakın şurada Processing Order diye bir numara var. Processing Order. Processing Order'ın esprisi ne? Önce hangi kural etki edecek? Şimdi Network Policy Server şöyle davranıyor. İlk kurala bakıyor. Diyor ki VPN test grubunun üyesi mi? Evet. Peki hafta içi mi geliyor? O da evet. O zaman diyor ki bu kural bağlamındır. Buna izin ver. Alttaki kurala hiç bakmıyor bile adam. Alttaki kuralı kontrol etmiyor bile. Adama işliyorsa kural, eşleşiyorsa, kriterler uyuyorsa hiç başka kuralı kontrol etmeden adama çat diye VPN bağlantı yapma izin veriyor. Ya da kural neyse, dinay ediyor mu, ne yapıyorsa artık ona göre izin veriyor. Yani burada yaptığınız polisilerin bir sırası var değil mi? Bir sırası var, etki etme sırası var. Dolayısıyla siz diyebiliyorsunuz ki şuna şu olsun, buna bu olsun demek için bu sırayı ayarlamanız lazım. Dolayısıyla ben her durumda kullanıcılarımın SSTP VPN yapmalarını istiyorsam ne yapmalıyım? Şu duruma göre. Şu kuralı bir yukarı alsam, order numarasını değiştirsem, bir numaralı kuralı bu yapsam, ne olacak? Mesela bir numaralı kuralın bu olduğunu düşünün. Bizim VPN bir kullanıcı VPN bağlantısı yapmaya çalıştığı zaman, domain kullanıcı mı? Evet, domain kullanıcı değil mi? Domain kullanıcı. Peki SSTP ile bağlantı mı yapıyor? Hayır, yapmıyor. O yüzden diyecek ki bu kural bunun değil. Ama sıkıntı şu. Alt tarafta şu kural var ya. Alt tarafta bir altında şu kural duruyor ya. Adam buna uymadığı için bir alttaki kural etki edecek. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Ne yapmamız lazım? Biz her dönemde kullanıcılarımız SSTP VPN yapsınlar istiyorsak ne yapmamız lazım? Hı? Kim diyor onu? Disabled birisi. Doğru söylüyorsun. Kuralı disabled etmemiz lazım. Yani şu kural burada olmazsa ne olacak? Herkes bu kuraldan etkilenmek zorunda kalacak ya. O yüzden herkes bu kurala uyacak ya da uymayacak. Öyle bir durum yapmak istiyoruz. Ya peki bizim birden fazla grubumuz varsa? İşte ona göre kural yazman lazım. Mesela şöyle yapalım. Mesela. Firewall'dan farklı bir şey değil ki. Firewall gibi aynı. Aynı firewall gibi çalışıyor. Yani esnek gelmeyen kısmı neresi? Yapmak istediğin şeyi söyle. Yani şirketin dışında depo kullanıcıları var. Hem satış kullanıcıları var. Sağda satış yapıyor. Tamam. Depocular 24 saat bağlı kalsın da. Tamam. Satışçılar yapsın.
zaman ne yapacaksın? Depocular için ayrı kural, satışçılar için ayrı kural yapacaksın. Diyeceksin ki depocular her zaman serbest. Ondan sonra bir kural daha yapacaksın. Satışçılar hafta içleri serbest. Gibi. İstediğin şey olmamış ya. Başta seçeceğimiz gruba göre. Tabii tabii yani orada grup gösteriyorsun ya. Yani şuna şu etkilesin, buna bu etkilesin diye. Maksat biz herkesi gösterdik ya. O yüzden biraz kafan karışmış olabilir. Dolayısıyla şu kuralı ne yapmak lazım? Disable etmek lazım. Ya da şu kuralı yukarı alsak da adam alttaki kuraldan kaçacak. O sebeple bu kuralı disable edelim. Ya da şöyle şey, şöyle yapalım. Öyle daha güzel olacak. Şu kuralı yukarı alalım. Şunu da deney edelim. O daha güzel olacak. Kuralı disable etmeye gerek kalmadan. Şu kuralı yukarı almak istiyorsanız sağ tıklayıp move up diyorsunuz. Move up. Herkes SSTP kullanmak zorunda kalsın. Sonra şunlara da deny verin. Şunlara deny access olsun. Bu kuralın özelliklerine de gidip diyorum ki deny olsun. Sonra VPN 1 ile bakalım TPTP yapmaya çalışın. Olacak mı? Deny ve de okey. Şimdi ne demiş olduk? VPN 1 kullanıcısı hafta sonları, hafta içleri VPN yapmaya çalışırsa onları deny et. Ama herkes SSTP VPN'e izin olsun. Yani ne demiş olduk? Her durumda herkes SSTP VPN yapsın demiş olduk. Deneyelim VPN 1 kullanıcısıyla. Bakın şu an VPN 1 bağlı, kurallarımızı değiştirmemize rağmen etki etmedi. Etki etsin diye bir disconnect olup ondan sonra bir tekrar connect demek lazım. Connect VPN 1. O diyor ki bağlantı yapamaz. İzin vermiyor. Peki bağlantıyı SSTP'ye çekin. Ondan sonra bir daha deneyin bakın bağlanacak mı? Bağlantının özelliklerine gittim. Security tabından SSTP'ye çekiyorum. Okey. Tekrar bağlan. Bağlan. Var mı problem? Ne diyor? Ha senin şeyi bozmuştum ben ama. Kullanıcıdan sertifikayı çıkarmıştım ben. Kullanıcı sertifikayı tekrar yükle. Kullanıcıya gel. Baştan konfigürasyon yaptım senin makinede de o yüzden. Properties'e git. Security tabından şu certificate kısmından sertifikayı göster. Bir daha dene olacak.
Var mı sormak istediğiniz buraya kadar? Network Policy Server. Böyle kurallara müdahale edebiliyorsunuz. Peki şunu sorayım. Bizim administrator kullanıcısı şu an VPN yapabilir mi? Administrator kullanıcısı. Ya da domaindeki herhangi bir kullanıcı diye sorayım. Yapabilir mi? Domaindeki herhangi bir kullanıcı. Domain controller üyesi olduğu için yapabilir. Yani herhangi bir kullanıcıdan bahsediyorum. Domaindeki herhangi bir kullanıcı. SSTP VPN yapıyorsa yapabilir değil mi sadece? Niye? Şuradaki kuraldan dolayı. Buradan ne? Ben hafta içine sevgi verdim. Tamam. Sizdeki kırmızı gözükmesinin sebebi neydi? O projede bizim çağırdı. Bunu genel akses vermemiz. Sen şöyle yaptın. Sağ tıklayıp disable dedin. Disable yapmak için ile genel akses arasındaki fark şu. Disable dediğin zaman adam bu konuda hiç bakmıyor. Hiç kontrol etmiyor. Burada yokmuş gibi davranıyor. Ama deny access dediğin zaman bu kural burada var ve adamı deny ediyor anlamına geliyor. Kural uyuyorsa. Tamam. Ya sonuçta ortaya çıkan şey aynı. Zaten deny ediyor bu kural. Deny etmek ile burada olmaması arasında şu an için bir fark yok ama duruma göre olabilir. Peki bendeki problem ne olabilir? Bağlantı yapamıyor musun? Şey yaptım. SSTP'yi aldım. Tamam. Tamam. Sendeki problem şu. IP ile bağlanmaya çalışıyorsun. Şöyle şey bu. Diyor ki sertifika üzerindeki isim uyuşmuyor diyor. Sen IP yazmışsın oraya. Ya da ben mi değiştirdim onu? Ne yaptım orada? Ben değiştirdim beraber. Var problem. Yaşıyor mu? Sertifikalarda o şarttı galiba. İsimler uyuşmak zorundaydı. Biz IP ile bağlanıyorduk ya. Evet. İsimler uyuşmak zorundaydı. İsimle bağlantı yapmamız gerekiyordu.